Bunları anlatan gerçekten çok iyi bir aşka şahitlik ederek büyüdüm. Yani bu biraz benim babama da vefa borcum. Ve ilk sette asla bir kariyer planlamıyordum. Dedik ki deneyimli bir oyuncu varsa bir düğün salonunda oluyor ya. Vizontel'den bir kare gibi gerçekten her şey. Birini bulduğum deneyim varmış. Oo süper dedik. Böyle gereksiz bir mutluluk oldu hepimizde. 55-60 yaşlarından bir yanlış hatırlamıyorum. Abi geldi ve dedi ki deneyim var. Ha abi dedi ki ne senin deneyimin çok güzel hoş geldi falan. Dedi Fatma Girin boş beşik filmi vardı işte o oradaki bebeği oynuyordu. Abi Einstein gibi düşünüp annen gibi konuşabiliyorsan bir sürü krizi halledersin meselesiydi. Kesinlikle. Yunus hoş geldin. Hoş bulduk Gazi. Yunus Bey hoş geldiniz. Diye mi girmeliydim? Nasıl rahat ediyorsun? Teşekkür ederim. Yani Serde seninle de program yapmak varmış. Gerçekten. Seni bilen tanıyan bir adam olarak. Gerçekten yani çok ailecek izliyoruz, çok beğeniyoruz. Konuk olmak bizim için onur verici. Teşekkür ederiz. Sormam lazım bazı şeyleri. Değil mi? O format çok enteresan. Evet ya kaçamıyorsun ondan. Aksi halde senin hikayeni benim bir şekilde anlatmam icap edecek, saçma olacak. Bize biraz kendini anlat ya kanka. Kendimi anlatayım. Özgür çay bahçesinde kahve içen bir adam. Bütün o şeyi özetledi. Sırrımızı, büyümüzü şey yaptın, ifşa ettin kankacığım. Bu reklama giriyor mu? Bu parasını isteyelim. Ha işte. Şimdi biliyorum tarihçi olmak için bir yola çıktın yıllar önce. Evet. Yani meslektaşız aslında bu anlamda da evet. Seninle. Bir Ege sürecin var. Evet. İşte, tarih okumaya gittin, tarih öğretmeni olacaktın. Ama günün sonunda bir baktık biz tanıştığımızda tarihçi değil sinemacı bir Yunus Yunusoğlu var. Hakikaten bu sinema meselesi gündemine nasıl geldi? Var mıydı eskiden bir hayalin? Hakikaten olaylar mı itekledi? Çünkü meslekten gelmeyenlerin hikayesi bu anlamda sinema hikayeleri bana olduğum olası ilginç gelir. Sende bu hikaye nasıl oldu? Tamamen tesadüf dediğin gibi üniversiteye kazandım. Ege Üniversitesi'nde kazandığıma da rehberlik hocam şahit herkes dahil olmak üzere hepsi şaşırdılar. Ve tarih öğretmeni olmak istiyorum. Tarihçi olmayı seviyordum. Üniversiteye gittim ve kel alaka yani 4. sınıfta sinemacı olan bir arkadaşımın Mine şu an Londra'da yaşıyor. Onun kısa filmine yardım etmeyle başladı. Sonra dedi ki sizin oralardan bir yönetmen var Semir Hoca diye. Çok hayranım. İyi tanıştırayım dedim. Yok dedi sen tanıştıramazsın. Nereden tanıştıracaksın? Tanıştırırım dedim. Ve öyle başlayan, Semir Hoca ile başlayan enteresan bir evre oldu yani. Geldim ve arkadaşımın onunla tanışmasını istediğimi belirttim Semir Hoca'ya. O da sen kimsin dedi ya. Nasıl yani arkadaşın için beni tanımadan bunu istiyorsun? İsterim dedim ve oradan başladı. Ve sonra Semir Hoca hiç bırakmadı. İlk 7 Avlu setini çekiyordu. Ben kışın okula gitmeyen, ben yaz okulu için Eskişehir'e gitmiştim. Dedi ki neden gelmiyorsun sete? Dedim ben ne anlarım sinemadan hocam yani. Sonra Lal diye bir film çekmeye karar verdi ve beni senaryo asistanı olarak yönetti. Bu arada senaryonun tam olarak ne olduğunu bile bilmiyordum. Dedim ki ben başarabilir miyim? Senaryo asistanla ya sen gel dedi yaparsın. Sonra sete alındım. Reji asistanı, yönetmen asistanı diye. Reji kelimesini 2-3 kere o zamana kadar duymamışımdır yani. Ve oradan başladı serüven. 4. günüm Ali Adnan Özgür kıymetli bir yönetmen ve yapımcıdır. Kendisi de dedi ki ya sende tam yapım hamuru var. Ne demek dedim abiye yapım hamuru. Dedi film yapmak istiyor musun? Dedim artık girdik yapalım bari. Dedi ki yapım grubunu alayım seni ve serüvenim başladı. O kısa film meselesi İzmir'de mi başladı? Evet yani? Evet. Onu sadece yardım ettim ve şeyi söyledim hatta yine. Ne kadar zor bir iş çekiyorsunuz ya böyle şeylerle niye uğraşır insan? Ya, tipik böyle bayağı bir yardımsever tavır. Aslında bir kariyerin başlangıcı oldu. Peki Antakya'ya gelip Semir Hoca'ya nasıl hakikaten ulaştın? O çok ilginçti. Aslında tanışmadan önce şöyle bir evre vardı. Semir Hoca bir söyleşisi vardı Yeşilpınar'da. Ve şey anlatıyordu işte ekonomiden, sinemanın ekonomisinden, para bulamadan falan. Ve biz öyle arkadaşlarla toplanıyorduk. Dedim ki verin abi cebinizde ne var ne oldu? Verin dedim. Topladık parayı ve gittim Semir Hoca'ya dedim ki çok tontiş bir dede yani. Üzülüyor para için. Biz de o zaman üniversite genciyiz. Dedi ki sen kimsin? Dedim Yunus benim adım. Öyle başladı. Şimdi baba oğluz yani.
Serüven öyle başladı yani. Çok enteresan, hakikaten enteresan. Bunu televizyonda bir ara İpekyolu Film Festivali'nde bahsederken duydum. Gençler işte bana böyle para topladı kendi aralarında falan anlatırken onu izledim yani. O anı öyle düşün. Allah Allah dedim, bu kadar mı önemli bir şey? Muhtemelen unuttuğun da bir detaydı değil mi? Kesinlikle, çünkü bir sene sonra tekrar başladı. Yani bir sene bir görüşmedik. İşte o 7 avlu sürecinde mesaj attı bana, neden gelmiyorsunuz sete? Ne yapacağım sette ben dedim. Sonra 7 avlu ile Lale arasında 3 sene var. 3 senelik evrede tekrar başladı mesela. Ve ben kısa filmler çekmeye başladım. Semir Hoca anlattıkça sinemayı sevdim. Sinematek diye bir dernek var. Yücel Önül'ün oldu. Oradan senaryo ve dramaturji dersleri aldım. Ve böyle başladı serüven. Ve ilk sette asla bir kariyer planlamıyordum. Hala yardımsever bir evrede destek atan. Şehre bir film gelmiş, bir şey yapalım. Bu kadar. İnan bu kadar. Yani hani kendim çok şey göstermek istemiyorum ama sadece bu kadardı. Yani katılış şeklim bu kadardı ve ben o filmden sonra devam edeceğimi de düşünmüyordum sinemaya. Vay be. O filmde sonra ne olduysa bir baktım kendimi Antalya'da gördüm, kümes setinde. Bir baktım oradan Bursa'da başka bir sette gördüm. Bir baktım Adana'da. Enteresan oldu. Planlasan olabilecek türden bir kariyer değil. Yok değil. Peki seni yıllarca tanıyan biri olarak da soracağım. Hakikaten sektördeki title'ın tam olarak ne? Şimdi yürütücü yapımcı, uygulayıcı yapımcı, bir de yapımcı diye bir şey var. Yürütücü yapımcı, uygulayıcı yapımcı setlerde gerçekten ne yapar? Ha, İşi ne yani? Güzel. Şimdi o yapım ekibiyle başlıyor. Yani sahadan gelmiş insanlar için ki ben yapım asistanlığıyla başladım meseleye. Şu an koridora kadar da yürütücü yapımcılık, uygulayıcı yapımcılık yapıyordum. Koridor biliyorsun yapımcılık yaptığım bir film oldu. Evet. Yakın zamanda yaptığımız. Filmin bütçesini, filmin organizasyonunun yapan adam yani o ekip aslında. Hani ben de bilmiyorum belki uygulayacağım işte. Uyguluyor işte. Yaptığımız bir şey var, adına böyle diyorlarmış. Onu sonradan öğrendim. Aynen, aynen. Yani bildiğim kadarıyla hakikaten bir sürü geniş bir film skalasına sahip oldun. Hangi setlerde çalıştın, hangi filmlerde çalıştın bugüne kadar? Yani benim işte bildiklerim dışında, seni tanımazdan öncesi de var çünkü. Benden önce işte Kümes enteresan Ufuk Bayraktar'ın çektiği bir filmde Antalya'da Korkut Eli'nde çekmiştik. Değişik bir hikayeydi. Çok güzel anılar bırakmıştı bana. Baya güzel anıları vardı. Değişik, komikti yani set arkası çok komik olan bir setti. Kasım'da çektik. Antalya'da film çekeceğiz diye seviniyoruz. Gidiyoruz bir baktık bulutlarla hemhal yürüyoruz yani. Öyle enteresan bir detay. Yayla otelinde kaldık. Hani zatürre olmayanın kalmadığı bir setti yani. Enteresan güzel bir setti. Adana İşi Bir Acayip Soygun diye bir komedi filmi oldu. Bursa'da bir reklam filmi çektik Mahmut Fazıl Coşkun'la. Öyle yavaş yavaş başladı. Sonra işte Kamp Arısı, Sarı Sıcak, Eşik, senin de bildiğin serüvenler, Kızım Gibi Kokuyorsun. Kaos, Kaos, Koridor, Damat Takımı vesaire. Mesela çok keyifle damat çalıştığım bir filmdi gerçekten. Peki bu çalıştığın setler içerisinde yani seçmek zordur belki ama hepsinin kendince başka bir tadı, bir zorluğu, şusu busu var. Olmaktan en keyif aldığın set ne oldu bunlar içerisinde? Çok eğlendik, fazla yıpranmadık, fazla yorulmadık ya da ne bileyim buna benzer bir şey. En keyif aldığım bu anlamda yani keyif ve rahat geçirdiğim bir set varsa da Kamp Arısı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde işte Ali Adnan Özgür'ün yönettiği bir filmdi. Asos'ta kahve içerek film yaptığım tek şeydi. Öğretmen çok teşekkür ediyordu işte çok iyi yaptınız elinize sağlık ama çok daha zoruna alışmış olduğum için çok rahat geçti. Damat Takımı büyük bir deneyimdi yani İstanbul'un her tarafında film çekimler vardı. 1500 figürasyon olduğu bir filmdi. Sadece 1500. Çok büyük bir bütçesi vardı. O da güzel bir işti ama zor bir işti. Kamp Arısı tatil beldesinde çektiğimiz bir filmdi yani. Damat Takımı sürecini hatırlıyorum. Hatta bayağı böyle ısrarcı da olduğumu hatırlıyorum. Gitmen gerektiği yönünde. Koca İstanbul'da yani film çekiyorsun hafif kalacak. Çekilecek filmin koordinasyonu ve organizasyonunu üstlendiğin bir evre. Hakikaten giderken ilk başladığın gün ya ben nasıl bir sorumluluk üstlendim? Koca İstanbul'da bunu nasıl yapacağız gibi duygulara girdin mi? Girdim ama şöyle bir avantajı vardı mesela. Çok önden konuşmuştum yani hani bunun bu denli büyük bir deneyimin benim için ilk olduğu ve çok iyi bir ekibim vardı. Şimdi çok iyi yerlerde gerçekten hepsi Tolga'da, Tuğba'da. Çok çok önemli noktalardalar. Onlar rahatlattı işin açıkçası. Yani iyi bir ekiple çalışmak çok büyük bir avantajdı diye düşünüyorum. Ve çıktık sahaya. Çok şükür de mahcup olmadık yani. Yani mütevazi bir adam olduğunu bilirim. Açık ve net. Ama hakikaten şey konusunda, yani bir sürü setine de tanıklık etmiş bir adam olarak söyleyeyim. Altından kalkılması
zor bir süreçti. Ben sanırım Etiler'deydi değil mi ofis o dönem? Evet, evet. Yurt dışındaydım. Evet. Seni ziyarete geldiğimde. Aynen, çok iyi hatırlıyorum. Yani ofisteki kalabalığı yönetmek bile insana şöyle bir şey hissettiriyor. Yani çünkü İstanbul'da yapıyorsun. Hani bildiğin, hakim olduğun küçük, denetlenebilir bir yer değil. Buna rağmen yani bana sorarsan hani arkadaşın olarak senin favorin hangisiydi? Ben çok net herhalde damat takımı seti derdim. Evet. Küçük bir tebriği de, bir arkadaş tebriğini de araya sıkıştırmış evet. oldum şimdi. Peki, en son yapımcılığın üstlendiğin koridor var. Evet. Hani, aslında en rahat olduğum set oydu yani şu an onu düşündüm. Yani bütün zorluğunun yanında. Koridor başka bir şey. İlk olduğum gibi ilk kez bir yapımcılık yaptım. Değil mi? Kucağına ilk almak gibi. Aynen. Şimdi orada Türkiye'nin sanırım, yani istatistiklere bakmadım ama en iyi yapımcı ödülünü aldın. Evet. Bu en genç yaşta bu yapım ödülünü almış olma durumun var mıdır sence? Ben öyle düşünüyorum çünkü. Bu yaşta daha önce duymadım yani. Sanırım öyle bir şey oldu yani. Bilmiyorum galiba öyle. Evet. O enteresandı. Beklemediğim bir ödüldü. Peki. İlginçti. Tam olarak hissiyatı ne ya? Ödüllü bir sinemacı title'ı. Yani o haberi o gün beraber aldık. Hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorsun yani. Ben Boğaziçi Film Festivali'nden aldık. Ben festivale bile gidememiştim. En iyi yapımcı ödülünü alacağımızı da düşünmüyordum. Koridor bol ödüllü bir film. Çok iyi oyuncuların yani en iyi sanat yönetmeni, en iyi görüntü, en iyi kadın oyuncu özellikle Emel Göksun ve Ayşe Demirel çok çok ekstra performans sergilediler. Yönetmenimiz Erkan Tavşoğlu gerçekten çok zor bir işin altına çok iyi bir imza attığını düşünüyorum. Ama biz çorba içiyorduk yani seninle içiyorduk programı yapıyoruz diye şey yapmayalım. Ve canlı yayından izliyorduk. Yani en iyi yapımcı ödülünü için yarışanlar gerçekten çok kıymetli isimlerdi. En iyi yapımcı ödülünün bize verileceğini hiç düşünmezdim. Mutlu oldum ama yani alt komşum var Özcan abi. İnan o daha çok mutlu oldu. Şey ilginçti. Boğaziçi Film Festivali'nin ödülü Altın Yunus. Ve şey esprisi çok iyi döndü Akan tarafından dedi ya. Yani Yunus Yunusoğlu olduğun için mi verdiler Altın Yunus? Böyle işte. Hakikaten bu ödül bizim sinema tarihimize geçti. İsim Yunus, soyad Yunusoğlu, ödülün adı Altın Yunus. Şu üçleme bence Türk sinema tarihinde bir daha denk gelebilecek türden. Yani senin bir kuzen vardı Adaş'ı. Evet, evet. O sinemaya bulaşmadığın sürece olabilecek türden bir şey gibi gelmiyor bana. Evet, gerçekten. Peki. Koridor enteresan bir süreçti. Yani filmin yapılış şekli değişikti, cesurdu. Belki şimdi dönüp baktığımda böyle bir film tekrar yapılabilir mi? Denenebilir mi? Yani iki tane yaşlı kadının öyküsünü ana yere koymak, tek mekanda bunu yapmak. Cesur kararlardı yani yönetmeni bu anlamda tebrik ediyorum. Ben de yoldaşlık yaptım öyle diyeyim bu anlamda yani onun yanında durmaya çalıştım. Yapımcılığını öyle üstlendim. Kalbimizin ekmeğini yedik ya. Tek problemin, tek çıtın, tek kavganın, tek patırtının olmadığı bir setti ya. Güzel bir setti insanların kalbinin kırılmadığı gün. O gün şunu dedim. Kimsenin kalbi kırılmadı. Bu benim için en büyük ödüldü. Biz film olarak bu ödülü aldık. Gerçekten almıştık film bitince. Ne güzel ya. Sen peki, de filmin ortak yapımcısın. Ben de filmin ortak yapımcısıyım ama açıkçası bizim ortak yapımcı olarak yükümüz senin kadar değildi. Yani, evet işin bir ucundan tuttuk ettik ama ben senin o projeyi kabul etme anını hatırlıyorum. Ya şimdi bir şey başarıldıktan sonra ona metiyeler düzmek dünyanın en kolay şeyi. Ama gerçekten ortada hiçbir şey yokken birilerinin çıkıp bir hikayeyi öngörmesi, kafasında çekmesi, buna inanması ve hepsinden önemlisi yani yönetmenimizin de hakkını çok rahat teslim ettiği için rahat söyleyeceğim kısmı o filmin olmasını sağlama başka büyük o yüzden hani bizim naçizane katkılarımız devede kulak. O yüzden hani evet o süreçleri yan yana yaşadık, beraber yaşadık ama gerçekten biz dirsek dirseğe temas ederken, yaşarken bunları ne hissettiğin, ne düşündüğün çok başka bir şey benim için. Peki, şuna da şahitlik etmiş biri olarak soracağım. Bir sürü proje teklifi geliyor ve ben bir şeylere kolay evet demediğini çok gördüm. Başlarda çok anlamıyordum çünkü sektörle tanışıklığım yeniydi ama vakit geçtikçe, bir tık daha deneyim arttıkça, seni dinledikçe bir takım nüansları daha ayrı görmeye başladım. Bir projeye evet ya da hayır derken tam olarak hangi sahiplerden hareket ediyorsun? Neyi baz alarak evet ya da hayır diyorsun, olalım diyorsun. Çünkü inandığında o filmin bitene kadar ne gerekiyorsa nasıl yaptığını bizzat biliyorum. Ama herkesi, hepimizi heyecanlandıran bazı projelere de çok soğukkanlı bir şekilde
hayır arkadaşlar bu iş o iş değil dediğini de biliyorum. Neye göre yapıyorsun bu süreci? Ya tamamen yıpranıp yıpranmamak üzerine ya. Yani sinema önemli ama hayat daha önemli. Ya orada yıpranmama, yıpratmama. Ya bendeki mantık şu işin açıkçası. Otel mantığından vereceksek bir butik otel mantığıyla hareket etmek istiyorum. Yani nitelikli, az kontrol edilebilir ve yıpranmadan olacağım projeler çok daha kıymetli oluyor. Ve sayısal olarak çok arttığı zaman nitelik olarak da bir azalma oluyor. Çünkü sen yıpranmış oluyorsun, projeye konsantre olmuyorsun. Belki bir oyuncusu değilsin, belki yönetmeni değilsin ama yapım grubu o işi organize eden. Yani ben kişisel olarak kendimi abartmıyorum ama birim olarak önemli bir birim olduğunu söylüyor. Yani film adı üstünde bir şey yapma hali. Ve bir sette problem varsa da bu yapım ekibinin suçudur. Problem yoksa, iyi gidiyorsa bu yapım ekibinin başarısıdır. Bunu yapabilmek, bunu sağlayabilmek, insanlara sağlıklı, mutlu ve güzel ortamda çalışabilmesini sağlamak benim mesleki olarak manevi tatminliğim. Burası benim için çok önemli. O nedenle iyi insanlarla çalışmak fevkalade önemli. Bunlara bakıyorum. Yoksa dışında çok fazla almamaya, çok iyi olup alamadığım projeler var. Çünkü nihayetinde ben bu şehirde yaşamayı seçtim. Bu şehirde yaşıyorum. Ve çok komik, setin ertesi günü biletimi alın diye hızlıca geliyorum. Yani İstanbul'da çalışan, Antakya'da yaşayan biri olarak takdir edersin ki rahatlığa da önem veren bir yanımız var. Rahatlığım bozulsun istemiyorum işin açıkçası. Yani çok büyük ekonomik hayallerim yok. Çok öyle bir şey durumum yok. 5,5 yaşında bir oğlum var, Çağan. Onunla sağlıklı, güzel. Zamanlar geçirmek istiyorum. Ona da zaman ayırmak istiyorum. Yani iş, kariyer, etiket. Bunlar bir yere kadar anlamlı ama küçük bir şehirde yaşıyorum ve merhabaya alışık bir kentin deyim. Ve bu merhabaları duymak istiyorum yani. O nedenle çok işe kapatıp kendini, hayatı görmemek istemiyorum yani. Belki de bunun yüzünden. Çok güzel özetledin. Yani aslında ben senin için hep şunu derdim. Hatay'da yaşayan tek profesyonel sinemacı Yunus Yunusoğlu'dur. Aslında bunu da çok güzel özetlemiş oldun. Yani hırslarla açıklanmayacak kadar da sakin bir hayat sürdüğünü de biliyorum. Peki, bu şehrin sinemayla ilişkisini nasıl görüyorsun? Çok kıymetli yönetmenler, yapımcılar, oyuncular çıkardığını biliyorum. Antakya'nın sinemayla ilişkisini nasıl değerlendirirsin? Gerçekten biraz önce söylediğin gibi çok enteresan bir jenerasyon çıkardı. Çok yetenekli yönetmenleri, çok yetenekli oyuncuları var ve bunlar bir sürü ödüller alan isimler. Bu bana ayrı bir gurur veriyor bir Hataylı olarak, bir Antakyalı olarak. Kentin buna alışmışlığı var. Yani Semir Hoca ile başlayan bir serüven var. Burada filmler çekildi. Zaten Adana'ya yakın olması da biliyorsun, Adana'da köklü bir film festivali var. Yani Adana burası hani hikayeleri olan bir yer burası. O nedenle kıymetli buluyorum, iyi buluyorum ve buraya da çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten o filmlerin buraya inanılmaz katkısı olduğunu düşünüyorum. Belki görünür, somut değil ama tanınmasında, bilinmesinde çok katkısı olduğunu düşünüyorum. O Asi dizisi vardı vakti zamanında. Evet. Çok sanırım, şey borçluyuz değil mi? Ona. Bu yani. Sürece dair değerlendirmelerin olurdu senin evet, sürece. Çok şey borçluyuz çünkü yani bu çok büyük rakamlar ödenerek yapılmayacak bir reklamdı. Birçok kişi şunu kabul etmeliyiz ki memleketimizi o diziyle tanıdılar yani. Ve buna faydası çok fazla vardı. Ve oradan çıkıp o sette kast yapıp çok iyi yerlere gelen, çok daha küçük birimlerde çalışıp şu an çok önemli dizilerin yönetmeni olan, çok önemli olan menajerler var. Mesleki olarak da buradaki insanların yetişmesinde de çok faydası oldu. Ama en ayrı parantez Semir Hoca'ya açılmalı. Yani o çok önemli bir hoca çünkü. Ve buradaki sinemanın gelişmesine çok çok büyük katkısı var. Şimdi ben hafızayı biraz zorluyorum. Aslında Semir Hoca'dan öncesine dair herhalde buraya film getiren bir örnek yok değil mi? Bildiğimiz. Yani benim de bildiğim. Onunla duyduk, tanıdık yani. Ya vardır illaki eski çamdan ama öyle bildiğimiz yani artık şey sinema başladıktan sonra benim bildiğim yok yani. Üstada buradan selamlar ayrıca. Aynen, aynen. Peki sektörde yapım birimi artık yani sohbetten de anladım. Hakikaten oyuncusundan yönetmenine, işte yenilecek yemekten servisine, o filmin çekilebilmesi için gerekli olan ne varsa yapan kısım. Aynen öyle. Sen bunları yaparken stresli bir adam mısın? Sakin bir adam mısın? Gizli stres yaşayan bir adam mısın? O otokontrolü nasıl hallediyorsun? O çok enteresan. Aslında evet, çok zorlu bir iş bu organizasyon. Sürekli kriz halinde. Yani senin birimini krizi çözmekle mükellef olan bir bilim aslında. Yani o şeyi yapmakla mükellef, ona mecbur olan bir birim. Onu yapması, onun asli işinin bu olduğu bir birim.
kümesi çekiyordu Korkut elinde. Hasibe Eren ve Ali Adnan'ın konuşması vardı ve o bende mesleki olarak çok enteresan bir kilometre taşı oldu. Ali Adnan Hoca Hasibe Eren'e dedi ki, nasıl buluyorsun bizim yapım ekibimizi? İyiler, iyiler de dedi. Adnan öğrenecekleri var. Çünkü kriz yere düşünce çözüyorlar. Sen krizi havada yakalıyorsun. Yani belki de yapımın en sihirli kelimesiydi benim için bu yapım biriminin. Yani havada öngörülebilirlik çok önemli. O da yaşanmadan. Ekibi seçmek çok önemli. Yani sorun yaratmayacak insanları yan yana getirmek çok önemli. Yoksa 80-90 tane adamın, kadının yan yana geldiği bir yerde ve bir ay, bir buçuk ay gibi çok da uzun çalışma saatlerinin olduğu bir organizasyon, sen de takdir edersin ki büyük problemlere gebe ve hem de alışılık olmuş başka mesleklerde olan problemler gibi problemler de değil bunlar. Bu iyi bir ekiple çok ilgili ya. Neyi seçtiğinle ilgili yani. Kiminle çalışıyorsun? Biraz da iletişim diliyle ilgili değil mi? Evet. Ve... Mesela senin en sevdiğim lafın. Sana bunu ben hatırlatacağım. Bence bir benim açımdan bir iletişim stratejisi dersi olduğu için hatırlatıyorum bunu. Einstein gibi düşünüp anne annen gibi konuşabiliyorsan bir sürü krizi halledersin meselesiydi. Kesinlikle. Mesela bakışını o özetledi. Damat takımında da sordun ya, İstanbul'da korktun mu, Antalya'da korktun mu, başka yerde korktun mu, işte bunlar büyük organizasyon, büyük yönetmenler gerçekten. Yani. Korkmamanın nedeni belki onunla ilgiliydi. Yani kaygılanmak belli bir seviyede güzel ama buna teslim olmamak, o kaygıya teslim olmamanın altında bu yatıyordu. Evet, Einstein gibi düşünmeye çalışalım. Ekip arkadaşlarımla söylüyorum ama anne annemiz gibi konuşalım. Yani insanlarla iletişim kururken anlaşılabilir olalım, anlatalım. Ve biz de anlamaya çalışalım. Hatta bunun çok çarpıcı örneği, Cumalı Kızlık'ta Bursa'da bir reklam filmi çekiyoruz. Ve teyze bekliyordu bizi ve dedi ki, ya ödemesini yaptık yani, mekanı çektik ve ödemesini yaptık. Ve dedi ki, ya sizden öncekiler işte yapmamıştı, işte onu falan filan bana anlatıyordu. Aranızdaki fark ne dedi. Dedim teyze, biz fasulye yapıyoruz yani hani. Onlar hamburger yapıyor, biz fasulye yapıyoruz. Yani daha heavy mi, özenli, o nedenle ödemenizi yapmamamız mümkün değil. Gibi yani bir sürü şey yaşıyorsun. İletişim, anahtar kelimeyi sen söyledin. Gerçekten o çok önemli ama. Peki Yunus, kameranın önünde olmayı hiç düşündün mü? Hiç düşünmedim abi. Kameranın arkasında olmayı da düşünmemiştim. Ama çok sevdim. Çok uygun bir şey yapın bana yani. İyi ki yapmışım, yapmaya devam edeceğim. Adı üstünde yapım, yapma hali, eylemde olma halini seviyorum. Bol bol seyahatler, bir sürü şehri tanımama, bir sürü insanla ilişkilenmeme neden oldu. Bundan dolayı bir zenginlik. Ama kameranın önüne geçmek, çok saygı duyuyorum oyunculara. Çok zor ya. Yani şöyle anlatayım ya, 1900, bilmiyorum kaçı çekiyorsun. Dönem kostümlerin var. Kestik diyorlar, bir soda alabilir miyim diyor. Yani o ruh halinden, o ruh haline geçişin çok zor, çok saygı duyulması gereken bir meslek. Bir kere çok disiplin, çok çalışma gerektiren bir meslek. Asla yapamayacağım ve hiç de özenmediğim bir şey, açıkça konuşmak gerekiyorsa. Yani desene, kamera önüne ilk ikna olduğun yer şu program oldu. Evet, bu oyuncunu gerektirmediği için ve kankam olduğun için. Eyvallah, eyvallah. Peki sinemaya dair önümüzdeki süreçte kendini nerede görüyorsun? Hayalin, planın ne? Sinemaya da yine devam etmek, böyle nitelikli işler, koridor gibi filmler yapmak festival sinemasına, ama aynı zamanda şu elbette ki, senin de bildiğin üzere Kaunsu diye bir projem var ve bunu yapmak istiyorum. Yani bu biraz babamın aşkını anlatan, aşkla büyüyen bir çocuğum ben. O aşkı anlatan, içinde şehrimin olduğu, şiirin olduğu, sinemanın olduğu, avlunun olduğu. Biraz önce dediğim şey, yani merhabaya alışık bir kentin ortasında doğmak. İnsanın insanı iyileştirdiğine inanan bir hikaye olması. Bunları yapmak, bunları dile dökmek, bunları görüntüye çevirme gibi bir hayalim var. Orada belki haddimi aşacağım, belki de yönetmenlerden biri olacağım ama böyle bir planım var işin açıkçası. Senin de bildiğin üzere. Evet, Kavun Suyu hikayesi en az senin kadar beni heyecanlandıran bir hikaye. Seni en çok darlayanlardan biri de bu. Peki yine teknik bir soru sorayım. Madem yapımız, tabii, bu dijital platformlar meselesi başladı. Şimdi yıllardır sinema yaparsın ve biz sinemayı ne diyebiliriz izleyiciler olarak? Bir film çekersin, işte festival filmi ise festivallerde yarışır, ödül kovalar. Gişe filmi ise de mümkün mertebe hızlı kurgulatırsın. İşte sinemalarda yer bulmaya çalışırsın. Bu arada iyi çalışmışsın. Harikası ya, o yüzden. Bence yer değiştirelim, ben sorayım sen ola da. Harika gidiyor her şey. Ben sana yolun başında amir demiştim. Hala o noktadayım yani. İşte gişeye sokulur ve izletilir.
Ama dijital platform diye bir şey girdi hayatımıza. Evet. Mubi'sinden Netflix'ine, işte Gain'inden Blue TV'sine falan. Bir sinemacı olarak, işin yapım kısmındaki biri olarak bunun uzun vadede sinemayı öldüreceğini, zarara uğratacağını ya da besleyeceğini tam olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Ya tamamen düşüncem yani. Kesin bir şey söyleyemeyiz, öngöremeyiz de ama benim düşüncem daha olumlu. Yani bence dijitalin girmesi sinemayı uzun vadede engellemeyecek. Çünkü sana sorayım. Ya da çevrendekiler lütfen sor. Sinemaya gidip o filmi izlemekle gerçekten bilgisayarın karşısına geçip o diziyi izlemek aynı şey vermiyor. Hepsinin ayrı bir tadı var yani. Onu da yapmak gerekiyor. Bu arada dijital platformların girmesinin şöyle bir avantajı var. Sektör çalışanları çok iyi paralar kazanmaya başladı. Bu da aslında uzun vadede sinemaya da bağımsız sinemaya da bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve şu hiç bozulmayacak gibi geliyor bana Gazi. Yani ben her hafta oğlumla sinemaya gidiyorum. Ve bu tadı başka bir yerde alamam diye düşünüyorum. Öyle olacak gibi hislere, kaygılara insanlar kapıldı ama bazı şeyler insanın doğasında değişmez yani. Biz yine tiyatroya gideriz, yine sinemaya gideriz. Onun keyfi başka bir keyiftir. Yani aslında onu karşılayacak bir şey değil dijital platform. Dijital platform biraz televizyonu öldürebilir bence, sinemayı değil. Yani televizyondaki dizilerle karşı yarışmasında biraz rekabette daha üst düzeyde kalabilir diye düşünüyorum işin açıkçası. Yani çok enteresan geldi bana, hakikaten hiç o açıdan düşünmemiştim. Onun herkes muadili gibi durmuyor mu yani? Hani bir sinemaya gitmenin sana tadını veremez. Yani belki azalma olur sinema seyircilerinde ama sadık sinema seyircisi, bunu bir etkinlik olarak gören sinema seyircisi ben de sadece dijital izlemez. Kesinlikle katılıyorum, bence de. Yani buradaki rekabet televizyonlu olur. Zaten hani hakikaten yeni bir ışık açtım ben de, o yüzden yani bir şey güzel oldu. Güzel bir şey de olabilir. Yani bunun avantajlarını da yaşamakta fayda var. En azından bir sektör çalışan olarak avantajı şu. Yeni istihdam yani. Bir aynen öyle. Boşta olan bir arkadaşım yok. Ya her ne kadar yapımcı olarak biraz fiyatları arttırsa da bu dijital platformlar, yapımcı kimliğimle konuşacaksam biraz bu bizi zorlasa da, uygulayıcı yapımcı kimliğimle konuşacaksam yani sahada olan bir adam olarak çok avantajlı bir şey. İnsanlar çalışıyor, üretiyor. Güzel üretimlerle veriyor. Mesela Kulüp çok güzel bir diziydi gerçekten. Evet, evet. Yani Yeşilçam. Avrupa'ya şeyi gösterebileceğiniz bir şey. Mükemmel bir şeydi. Yeşilçam benim kişisel olarak Çanlarım'a olan hayranlığım biliyorsun. O ama Kulüp işin estetik kısmı olarak da çok üst düzey bir işti. Bu avantaj zaten, biz ülke sineması olarak festivallerde iyi ödüller alıyoruz. İyi bağımsız filmler örnekleri var. Şimdi bu tip örneklerinde olması işin açıkçası çok bir Türk sinemacısı olarak beni çok mutlu ediyor. Seni destekleyen bir şeyi Ezel Akay'la bir röportaj yapmıştım hatırlarsan. Orada da sormuştum. Hacivat Karagöz'den örnek vermişti. Benim dedi o dönem Hacivat Karagöz 300-400 bin civarı izlendi. Şimdi dijitale bakıyorum. 2 milyonu geçmiş izlemesi. Dolayısıyla hani burada yine benzer paralel bir yorum yapmıştı. Sinemacıların korkmasına demek ki bu anlamda çok da gerek yokmuş. Gerek yok. Yani nitelikli ürünler vermek gerekiyor ki son gişelere bakacak olursak. Yani evet. Tamamen bittiğini düşüneceğim bir şey de mesela son gişe filmlerinde, hani isim zikretmeyeyim ama iyi rakamlar da elde ediliyor. Evet, sayın box office. Aynen. Senden öğrendim. Daha da iyi olacak inşallah yani, öyle düşünüyorum. Peki Yunus. Sinemada şey gibi oldu. Sinemada alaylısın. Evet. Bir de bu işin mekteplileri var. Evet. Sinemacı olmak için yani işte kamera önü ya da arkasında, mektepli olmakla alaylı olmak arasında büyük bir fark var mı? Şunun için soruyorum. Genelde, şimdi ben kendi mesleğimden biliyorum. Ben tarih okudum, işte sen de tarih okudun ama mesleğimi icra ederken açıkçası üniversitedeki eğitimle yapamadım bunu. Sahada bir şekilde öğrenmek zorunda kaldım ve öyle kendi mesleğimi icra eder hale geldim. Bu sinemada da böyle mi? Yani bu işin okulundan mezun olanlar var. Geldikleri yerler belli. Gelemedikleri yerlerde belli. Bir de sahadan gelip enteresan noktalara vardıranlar belli. Sen nasıl bakıyorsun bu meseleye? Sinemada abi okul çok etkili olduğunu düşünmüyorum açık konuşacaksak. Yani bir sinema çalışanı olacaksan, bir set çalışanı olacaksan bence yeterli değil. Yani sinema sette öğrenilen bir şeymiş gibi geliyor. Alaydan geldiğim için söylemiyorum, böyle bir ayrımcılığa girmiyorum ama öğretim görevlisi olma durumu bir varsa evet sinema okumakta fayda var ama her türlü fayda var. Sinema bilgisi artıyor ama oradan çıktığında bu oluyor mu demek, set çalışanı özelinde söyleyeyim. Yani kameranın oyunculuğu başka bir şey. Orası eğitimsiz. Bence oyunculuk mümkün değil. Bu benim göre çok doğal bir yeteneğin olsa bile sonra alacağın eğitimler seni bir seviyeye taşıyor. Ama set çalışanı olarak sahada öğrenilen bir şey olduğunu
konusundan fikrim ki biz sinema öğrencileri arkadaş çoğu staj yapıyor bizde. Çalışıyoruz beraber setlerde, çok iyi noktalara gelenler var. Onların da dile getirdiği bir şey. Şimdi ben o eğitimi almadığım için, yani üniversitede almadığım için o eğitimi çok hadsizlik etmek istemem ama sahada öğrenilen bir şey olduğunu düşünüyorum ben sinemanın. Yani sette sinemayı öğreniyorsun. Gerçekten. Bizzat mutfağında. Bizzat mutfağında öğreniyorsun. Hangi birime ait olduğunu bile mutfağında fark ettin. Yani yapım diye bildiğin bir kelime yoktu. Ve ben en sevdiğim şey yapım amirliğiydi. Ve bir yapım amiri dedi ki sende yapım hamuru var. Vallahi Allah dedim girelim. Aynı soruyu 2 hafta önce programda Semir Hoca'ya da sordum. O da şey diyor, yani üniversitelerden bir şey bekleyerek sinema yapılacaksa hiç yapılmasın benzeri bir şey söylemişti zaten. Ha, o da sahayı kutsayanlardan. Peki, setlerde hiç unutamayacağım türden bir anın oldu mu? Hakikaten üstünden yıllar geçti, hala dün gibi duygulandırır, hala dün gibi hüzünlendirir, güldürür türünden bir anın var mı? Ya çok var ama burada anlatabileceğim ve çok enteresan olduğunu düşündüğüm şey ama film ismi kullanmayacağım burada onu anlatırken. Bir ilçede film çekiyoruz yani bir ilimizin ilçesinde, Hatay dışında bir yerden bahsediyorum. Ve bir kas seçimine gidiyoruz ve doğal olarak orada şunu istiyorduk sadece, işte yönetmen, ben, yapımcı hepimiz oturuyoruz ve şunu istedik. Dedik ki deneyimli bir oyuncu varsa, bir düğün salonunda oluyor ya, Vizontel'den bir kare gibi gerçekten her şey. Dedik ki eğer deneyimli bir oyuncu varsa, hani figürasyon olacak aslında, büyük bir oyunculuğu da yok ama şunu bilecek, onu 10-15 saat hani bekleteceğimizi bilecek aslında. Tek aradığımız şey buydu. Sağ olsun orada da yardım eden bir arkadaş vardı. İşte seçmelere geldiler, belediyeden hoparlörle anonslar verdi, işte İstanbul'dan sinemacılar geldi, işte çekim yapacaklar, yenmek isteyen. Karesi gibi. Aynen, yemin ediyorum saat 2'de ve biz böyle jüri gibi böyle o ses jürisi gibi dizilmişiz böyle yani yana, işte geliyor arkadaşlar. Bize yardım eden arkadaşa da şey rica ettik, hani önden bir set deneyimi varsa, yani bir şey yapacağımızdan değil, sadece onu çok göreceğimizi söylemek adına, yani burası önemli. Gel. Koştu 5 dakika sonra arkadaş, dedi ki birini bulduğum deneyim varmış. Aa süper dedi. Böyle gereksiz bir mutluluk oldu hepimizde. 55-60 yaşlarından yanlış hatırlamıyorum. Abi geldi ve dedi ki deneyim var. Ha abi dedi ki ne senin deneyimin çok güzel, hoş geldin falan. Dedi Fatma Girin Boş Beşik filmi vardı işte o oradaki bebeği oynuyordu. Abi şu orada içeri doğru güldük. Hani şey de yapamıyorsun gülersen. Yüzüne şimdiki gibi kahkaha da mı atamadın? Atamazsın diye. Abi çünkü çok doğal, çok saf. Yani. Çok iyi niyetli bir şeydi. Kötü bir durum yoktu ortada ama komikti de bir yandan. Ama da biz de içeri doğru gülmek zorunda kaldık. Ve abiyle çalıştık. Abiyi de aldınız üstüne. Evet, evet, evet. Asla şey yapamadık yani. Kalbini kırmadık. Boş beşik. Yani burası önemli benim için Gazi. Yani. 60 yıl önceki yok. Mesele. İşte 60 mı 55 mi? Tam hatırlamıyorum şeyleri, kaç yaşında olduğunu şey yapmayayım. O da bir şey diye düşünüyorum. Böyle kaldı. Bunun gibi bir sürü anı var elbette. Bir sürü güzel tanışıklıklar var. Bir sürü değerli şeyler var ama en unutamayacaklarım arasında o var. Ve şey sahnesi yani bu Kümes filminde çekiyorduk. Ufuk abi, Ufuk Bayraktar filmin yönetmeni de ona da selam olsun. Sinek toplamamızı istiyordu. Ama ölmemiş sinek toplamalıydık sahne gereği. Bildiğin canlı evet, sinek toplamalıydı. Ve çok gergindi set artık sonlara doğruydu. Şöyle bir sokağın başında ben, bir sokağın başında bütün settekiler falan var, döndü ve dedi Yunus sinekleri topladınız mı? O an işte o yapım dediğim şey abi. Hani zaten gergin ortam, hani hangi sinekler sorusu çok yanlış bir soru olacağını düşünüyorum. Ha, hayatım bir film şeridi gibi akarken dedim ki topladık hocam. Sonraki planı anlatıyorum, sonraki kareyi. O sinekler kare olarak, toplandı mı? Bak kareyi anlatıyorum sana. Tevfik amca, Erdoğan amca, bir sürü amca var köyde. Artık ikinci haftadan sonra kadraj belirleyecek kadar olaya hakim oluyorlar. Tevfik amca şeyi çıkardı, şapkasını çıkardı. Bak dedik, şöyle vurursan ölürler sineklere, yavaş vuracağız ve bir kavanoz baygın sinek topladık. Öldürmedi. Hayır, hiç öldürmedik. Canlıydılar zaten, şu anda da bu gerekiyordu. Ve gerçekten yani hiçbir hayvana zarar verilmemiştir o sırada. Hakikaten hakkını verdik o cümlenin, vermedik yani. Bunun gibi anlatabileceğim bir sürü şey var. Yani sana anlattım da burada çok anlatamayacağım. Çok enteresan. Tevfik amca ama hayat kurtarmış yani. Çok ya, inanılmaz ya. Ben Anadolu'da çalışmayı o kadar seviyorum ki, o kadar harika oluyor ki, o kadar güzel tanışıklıklar oldu ki, o kadar mutluyum ki bu mesleği yapmaktan. Gerçekten çok efsane bir durumlar gerçekleşiyordu yani. Benim hayatımda, kişisel tarihimde çok önemli anılar birikti yani. Bunları bir gün yazmayı düşünür müsün? Yok kanka. Sadece anlatacağım. Anlatacağım çünkü hani yazmak başka bir durum. Belki de bu sinemayı anlatan, yani Anadolu'nun ne kadar yardımsever olduğunu, insanların ne kadar iyi olduğunu, doğru frekansı, doğru dili oluşturduğunda nasıl güzel
bir imece oluşabileceğini anlatan belki de bir belgesel yaparım. Yani Anadolu'da çalıştığım filmlerin belgeseli ya da bıraktığı hisler. Hani yine görsel bir anlatım görsel tercih edilmiş. Peki ilk hangi setten sonra kendini evet ya benim mesleğim sinema, ben sinemacı oldum galiba dediğin evre hangisi? Çünkü anlattığın kadarıyla hani bildiğim kadarıyla sektöre girdiğinde hakikaten çok yardımsever bir delikanlı bir genç olarak girmişsin. Orada yardıma muhtaç tonton bir amcayı sevmişsin. Ki bana kalırsa bu bile bir film karesi başlı başına. Hakikaten hangi setten sonra ya evet ya ben galiba sinemacı oldum artık meslek bu deyip kararını verdin aslında. Hmm. Meslek olarak kararını verip bir set çalışanı yani sinema çalışanı olduğum çünkü halen sinemacı mıyım bilmiyorum ama bir sinema çalışanıyım onu biliyorum. Galiba Bursa'da bir reklam filmi çekiyorduk Mahmut Hoca'yla. O film bittiğinde, o reklam filmi bittiğinde UNESCO'ya bir tanıtım filmiydi. Ondan sonra Tolga'ya dönüp galiba olduk ya yani biz öyle gideceğiz artık bütün projelere daha ciddi bakabiliriz dediğim bir an vardı. Tolga'yla böyle asistanla konuştum. Arkadaşımla, şu an artık o iyi bir yönetmen, konuştum. Bir evresi olmuş yani. Evet, evet öyle bir evresi var ve koridor bittiğinde şunu hissettim ama. Güzel bir şeydi ya yani konusu itibariyle beni çok cezbeden bir şeydi zaten 75 yaş üstü iki tane kadına başrol veren cesarette bir filmin bitmiş olması benim için çok kıymetliydi. Orada dedim ki galiba güzel bir şeylere hizmet ediyoruz ve herkes kalbinin ekmeğini yer yani o filmde biz bu kadar başarı elde edeceğini düşünmüyorduk. Senin de şahit olduğun bir süreç gerçekten sağ olsun bütün festivallere teşekkür ediyorum burada. Çok taltif ettiler çok kıymetliydi bizim için. En iyi kadını her yerde aldık yani Emel Göksu'na da Ayşe Demirel'e evet. De buradan gerçekten büyük büyük tebrikler. Tek mekanın en iyi görüntü yönetmeni aldığı tek mekanda çekilen bir filmin en iyi sanat yönetmeni alması, ödülünü almasın. Ve finalinde en iyi yapımcıyı alması. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Ve ödül gerekçesinde sanki benimle filmi beraber yapmışlardı gibi ya. Yani çok enteresan. Ödül gerekçesini okunduğunda bunu gördüğümde ayrı bir gururlandım. Yani çok İzlerken teşekkür ederim. İzlerken görmüşler değil mi? Çok net yani. Yani artık nereden olmuş bilmiyorum ama çorba içerken bunu beklemiyorduk. Çorba içerken... Şey atmıyor mu alkışları bir herkes bize baktı ne oluyor? Çorbacıdaki bakış hakikaten şeydi. Deli mi bunlar ne yapıyorlar falan diye. Hani dediğim ama, gibi yani Özcan abi daha çok sevindi gerçekten. Alt komşun Özcan abi. Ha, yemin ediyorum. Evet. O ödülü çok seviyor yani sürekli böyle laldığıma çok mutlu. Yani Özcan abi de şöyle bir şey var evet. Birileri bir şey başardığında... Hani buna yine senin tabirle yanıt vereyim. Buna çok tatlı imrenebilen bir adam. Evet. Güzel bir iş yaptılar kesinlikle. Ve şey yapıldı. Peki sinemacılığın günlük hayatına avantajları oldu mu hiç? Oluyorsa nasıl oluyor? Bu kimlik çünkü spesifik bir kimlik. Öyle basit bir kimlik değil. Gerçekten hani sinemacılığı toplum genelde kamera önünde oynayan oyunculardan ibaret zanneder ya. Bu title'a sahip olmak günlük hayat akışını seni nasıl etkiliyor? Günlük hayat akışında... Ve bu sadece Antakya'da olmak zorunda değil. Antakya'da yaşadığım işim biraz daha uzak zaten. Hani bir tercihti zaten. Senin 3-4 ayını İstanbul'da geçiren, 7-8 ayını burada geçirmeye çalışan bir sinemacı olarak. Bunu birebir her an sinema sohbetleri de yapılmadığı için. Çok şey yapmadım ama şöyle avantajları vardı. Yani çalıştığım birim itibariyle. Mesela ben üniversite öğrencisiyken çok har vurup harman savuran, ekonomiden hiç anlamayan... Ya bu... Allah rahmet eylesin annem bu çocuk ne kazanacak, ne yapacak, ne edecek diye böyle çok hayıflandı. Bir noktadan geldiğim şey uygulayıcı yapmış, yürütüyorum. Bütçe yönetmek, bütçe yapmak, ekonomiden anlamak, kuttan anlamak, muhasebeden anlamak. Bunun avantajları olduğu için açıkçası arkadaşlarım iş kurarken de oldu. Güzel tanışıklıklar olduğu için güzel tanışıklıklar senin bazı şeyleri daha rahat yapmanı sağlıyor. Bunun avantajlarını yaşadım. Yani ekonomik disiplini hissettim. Bu birebir bana yapımcılığın, onun verdiği bir şeydi. Ama çok enteresan onun ticari yani sanatın ticareti yani sanatın yapımı ile normal ticaret arasında senin de şahit olduğun kadarıyla inanılmaz bir uçurum var. Yani bu bir ticari deneme yapacağım anlamına gelmiyor. O keskinliğin farkındayım. Asla böyle bir şey olmayacak. Öyle bir avantajı var. Bu avantaj da paralel bir öyküsü var aslında meselenin yani onunla giden. Şöyle ya hayatımı değiştiren yani biraz da kavun suyunu yapmama isteyen hikayelerden bir tanesi de bir arkadaşımla konuşuyorduk ve çok enteresan bir hikayeydi. Farkındalık filozofları var. Farkındalık teoremini atan filozoflar. Çölde safari yapıyorlar. Bayağı üstüne çok teknik detaylar, çok konuşmalar, işte farkındalık kavramları üzerine türlü türlü kelimeler, saatler geçiyor. Ve şoför frene basıyor. İkisi öne doğru böyle bir kaykılıyorlar. Ne yapıyorsun sen diyorlar.
Biraz önce bir zebraya çarpacaktık. Farkında mıydınız? Yani yapım bende onu oluşturdu. Farkında olmak, ayık olmak. Hani problem çıkmasın. Normal hayatta da senin de karşılaştın. Gerek yok arkadaşlar, çözelim. Çünkü biraz idare etme işi ya, yani idare işi. Evet. O anlamda daha az problemli bir hayatın olmasına olanak tanıdı. Gerçekten tanıdı. Kavun suyundan hareketle sormak istiyorum. Sinemacılarda şu olur, Semir Hoca'da da neden Antakya üçlemesini çekme ihtiyacı hissettin? Neden tarihte sürekli bir gezinme ihtiyacı? Dedi ki ben bir nevi aslında kendi tarihimin dipnotunu düşüyorum. Aslında evet, helalleşiyorum, yüzleşiyorum. Kavun suyu hikayesinin böyle bir boyutu var değil mi senin için? Kesinlikle var, çünkü işte tam da anlattığım şey o, biraz önce bir zebraya çarpacaktık meselesi var ya, yani ister istemez o festival sinemasının daha postmodern hikayelerine kaptırıyorsun kendini, ama onların benim hikayem olmadığını, bunu iyi anlatamayacağımı fark ettim. Yani ben sonuçta avullarda büyümüş, komşuluk ilişkilerin çokça olduğu, Akdeniz'de büyüyen, bütün bunları çok önemseyen, çok seven, halen esnaf muhabbetlerini çok seven, belki de olmam gereken bir esnaf olmalıyım aslında, onu çok seviyorum, tavla muhabbetini çok seviyorum. Bunları anlatan, gerçekten çok iyi bir aşka şahitlik ederek büyüdüm. Yani bu biraz benim babama da vefa borcum. Ve çok iyi bir aşkla büyümek, aşkın bir şeyleri değiştirdiğini görmek, sözün önemli olduğu zamanlarda büyümek, bunların hepsi yan yana gelince belki de estetik kaygıdan biraz uzak anlatmak istediğim bu şehrin hikayesi. Yani avlu, kalabalığın, insanın insana ihtiyacı olduğu, insanın insanı iyileştirdiği kısmı, aşkın insanı iyileştirdiği kısmı. Bütün bunları anlatıp sadece babama belki de bir vefa borcumu ödemek, kendimi ifade edebilmek. Net bir teşekkür etmek. Net bir teşekkür etmek yani. Aşık bir adamla büyümek güzelmiş. Bu programı yapmam için beni hakikaten en çok destekleyenlerden birisin. Çok güzel beni, program çünkü. Eyvallah. Beni motive edenlerden hakikaten liste başısın. Burada seninle yapmak çok keyifli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu sohbet gerçekten içinde. Buraya çıkaracak kadar kıymetli bulduğun için çok teşekkür ederim. Arkadaşlığımız bir tarafa. Eyvallah. Çünkü gelen herkes çok kıymetliydi. Bu Altan Hoca geldi buraya. Altan Erkekli gibi çok anlatılması ve dinlenmesi gereken hikaye. Ben nacizane basit bir hikaye anlatabildim. Bu kadar yani. Çok ekstra bir hikayem yok. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim için. Ben de. Ayağına sağlık.